Webdos kanalından hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlarım. Birkaç gündür yoğunluk sebebiyle yayınlara devam edemiyoruz ama elimden geldiğince sizlere en azından videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Bu videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bir destek amaçlı beğenip kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Yayınlarımıza da en kısa sürede kaldığımızdan yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin, yayınları da bekleriz. Şimdi dostlar bakın Bitcoin tarafında şurada biz iki tane kırılım yaşadık. Şöyle bir grafiğimiz var. Beni daha önce izleyenler bilir, izlemeyenler açısından tekrardan gösterelim. Bakın şurada bir fincan kulp formasyonuna oturuyoruz şu anda biz. Ve bu formasyonun hedeflerinden 86, 96, 117 diye gidiyor arkadaşlar kabaca. Tabii şimdi onları konuşmayacağız. Şimdi şunu konuşacağız arkadaşlar. Bakın biz bu formasyonun üst kanalını şöyle biraz rengini kırmızı yapalım. Hatta biraz aykırı bir renk olsun ki göze çarpsın. Bakın biz bu formasyonun üst kanalını biraz da büyütelim ve şunu izleyeceğiz burada. Biz arkadaşlar bakın burada birinci ayağı atıyoruz, fake kırılım yapıyoruz, tekrardan formasyonun içine giriyoruz gördüğünüz gibi. İkinci ayağı attık geçtiğimiz ayda ve tekrardan formasyonun içine girdik ve düşüşümüz geldi. Şimdi şu anda iyice bir daralım var ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yavaş yavaş formasyon tekrardan kırılma evresine giriyor. Yani kabaca biz 59.170'lerin üzerinde kaldığımız sürece pozitifiz arkadaşlar. Bunun dışında da 62.364.000, 66.568.000, 371.400 diye de dirençlerimiz mevcut. Aşağıda destek olarak da 59.170'ler dediğim gibi ara destek 57.000, ana destek 54 ve arkadaşlar altta en ana desteğimiz yine 49.50'ler. Fakat burada ben dikkatli olunması gerektiği taraftarıyım. Neden? Çünkü arkadaşlar Bitcoin iğne attığı yeri unutmuyor. Yani şurada şöyle hacimli bir iğne bıraktıysa bu iğneyi günün sonunda bence almak için tekrardan dönecektir diye düşünüyorum. Tabii bu birçok kişi bu şekilde düşündüğü için bazen ters de tepebiliyor arkadaşlar. Nasıl? Bitcoin sert bir iğne bırakıyor aşağı yönlü. Bakın geçmiş grafiklerde varsa göstereyim. Sert bir iğne bırakıyor aşağı yönlü ve bir daha dönmeksizin bakın burayı görmeksizin mesela şurası yani şu anki hacime göre mesela buradaki hacime göre sert bir iğne bu. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak nasıl bir iğne arkadaşlar? Yaklaşık olarak %20'lik bir iğne bırakıyor ve bir daha buraya dönmeksizin gidiyor. Ama genelde Bitcoin iğne attığı yerleri dolduruyor arkadaşlar günün sonunda baktığımız zaman. Bu yüzden temkinli olmakta yarar var. Dolayısıyla burada da baktığımız zaman kabaca arkadaşlar bizim iğne boyutuna baktığımız zaman %7'lik %8'lik bir iğnemiz var. Aslında oranlamsal olarak burayı da ne yapabilir? Doldurabilir. Hatta doldurmadan bakın şurada basa da gidebilir. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın şu. Biz arkadaşlar formasyonun içerisine tekrardan girmeyeceğiz. Yani 59.170'lerin üzerinde kapanışlar geldiği müddetçe pozitifiz. Buranın altına çekilirse bir temkinli davranmakta yarar var diyebilirim dostlar size. Bakın burada da haftalıkta da baktığımız zaman çok iki haftadır çok güzel dip doji atıyoruz aslında baktığımız zaman. Hele geçtiğimiz hafta çok güzel dip doji geldi. Güzel destek noktasına geldi. Mesela aylık baza da baktığımız zaman yine burada bir yükseliş formasyonu var. Bakın arkadaşlar başka bir grafik üzerinden size göstereyim. Temiz bir grafik üzerinden. Bakın gördünüz mü? Burada bir yükseliş formasyonu var. Hatta şunları silerim. Çanağı hiç karıştırmayacağım arkadaşlar. Burada sadece şunu çizeceğim. Bakın şöyle çok güzel bir yükseliş formasyonumuz var bizim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve buna da baktığımız zaman şöyle hesabını yaptığımız zaman arkadaşlar yaklaşık olarak şuranın kırılımıyla birlikte yani kabaca 67-68 üzerine oturuşla birlikte 118K'ları hedefleten bir formasyon karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii aylık grafikte bu. Dolayısıyla biraz süreç uzayabilir. Zaten kış aylarına doğru yaklaşıyoruz. Biz de bu işin kış aylarında olacağını düşünüyorduk zaten bildiğiniz gibi. Yani yazın biraz daha banyolar tatile çıkıyor. Biraz daha piyasalar hacimsizleşiyor gibisinden. Dolayısıyla önümüz pozitif gibi duruyor. HODL tutanlar için. Daha böyle kısa vadeli bakalım biraz da. 4 saatlik bazda. Bakın 4 saatlik bazda da arkadaşlar yavaş yavaş İçimoku bulutu stabil bir hal aldı ve şu anda İçimoku bulutunun kırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla 4 saatlik bazda yani kısa vadede arkadaşlar 59.500'lerin altında kapanış olmadığı müddetçe
ve 61.786 direnci de geçirebilirse tekrardan Bitcoin pozitife dönüyor demektir bu arkadaşlar. Dünkü gelen veriler falan da güzeldi bence. Şöyle bir hareket gelmesi muhtemel arkadaşlar. 69.70'lere eğer 59.500 üzerinde kalabilir ve 61.786'ları çok güzel bir biçimde koruyabilirse geçip bu hareketin gelmesi muhtemeldir arkadaşlar. Piyasalarda bilginiz olsun. Burada Bitcoin dominasyona da biraz iş düşüyor. Bakın Bitcoin dominasyonu sizinle daha önce çok kez konuştuğumuz ciddi direnci olan 57.82'ye geldi. Fakat şu an arkadaşlar hala yükseliş eğiliminde. Yani ben duracağını zannetmiyorum Bitcoin dominasyonunun. En azından bana göre 60 ile 63 arası, 64 arası bir noktaya yavaş yavaş kendini taşıyacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki 57.82 kırıldığı müddetçe arkadaşlar bu. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden grafiğe göre hareket etmek lazım. Fakat grafiğin genel yapısı bence yükselişin devamlılığı yönünde. Biraz daha Bitcoin'in ele hakimiyeti alması yönünde olacaktır. Ya Bitcoin dominasyonunun yükselişinde genellikle bizim yeni yatırımcılar veya küçük yatırımcılar biraz tedirgin oluyor. Hayır arkadaşlar, tedirgin olacak bir şey yok. Zaten ana boğanın, bakın o sizin beklediğiniz mega alt boğanın gelebilmesi için Bitcoin dominasyonunun zaten yükseliyor olması lazım ilk evrede. Çünkü Bitcoin dominasyonu, yani biz arkadaşlar zaten Bitcoin dominasyonu günün sonunda, bakın günün sonunda şöyle 40'lara doğru, 38-40'lara doğru, 42'lere doğru geldiği zaman zaten yavaş yavaş artık piyasada bay bay diyeceğiz inşallah o gün geldiği zaman. Şimdi ne yapsın Bitcoin dominasyonu, yani 48'lerden buraya mı düşsün? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Yani bunun bir noktada kendini yükseltmesi lazım idi. Bunu 2022'lerden beri konuşuyoruz. Bu grafik yeni bir grafik değil. Belki siz beni yeni tanıyorsunuz ama bu grafik çok eski bir grafik arkadaşlar. Eskiden tanıyanlar bilir. 57.82 kalıcılığı olduğu müddetçe arkadaşlar, bakın şurada üstte bir trendimiz var bizim, görüyor musunuz? Bakın şöyle uzayan bir trendimiz var. Yani bu da yaklaşık olarak 59-60'lara gidiyor. 60 güçlü bir direnç. Ya yani ben dediğim gibi bu boğa sezonu içerisinde ben 60 ile 64 arası bir noktada Bitcoin dominasyonunun stabilleşeceğini ve bu noktadan artık salıp alt boğanın geleceğini düşünüyorum. Tabii bunlar çok öteki planlar, böyle yarın olabilecek bir şey değil arkadaşlar. Dolayısıyla Bitcoin dominasyonu ara bir salınım evresine de girebilir. 57.82 geçilmezse şayet, burada da 55.66'lar ve 54.77'ler önemli destekler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. XAO BTC grafiğinde bakın şurada bir gap boşluğumuz var dedik ve bu gap boşluğu şu anda yavaş yavaş bu piyasanın pozitifleşmesiyle birlikte tekrardan doldurmuştu. Tekrardan doldurmaya yönlü hareketini devam ettiriyor. Bakın Bitcoin dominasyonunda arkadaşlar, pardon, XAO BTC'de şöyle bir düşen trend var. Yaklaşık olarak 2022'den beri gelen bir düşen trend var. Ve burada daha önce de böyle bir grafik oluşturup tekrar salmaya başladı. Şimdi tekrardan arkadaşlar böyle bir grafik oluşturuyor ve tekrardan günün sonunda salacaktır diye düşünüyorum. Bu salmada da 37.19'lar önemli destek arkadaşlar. Buranın kesinlikle kesinlikle kırılması lazım teyit aşaması için. Burayı takip edebiliriz arkadaşlar. Piyasayla biliyorsunuz ki XAO BTC grafiği ters yönlü çalışır. Yani burası yükseliyorsa piyasa düşüyor demektir arkadaşlar. Bizim bir de biliyorsunuz ki oturs dominasyonumuz var arkadaşlar. Oturs dominasyonunda da dip yapıldı gibi bir söylemde bulunmuştuk daha önce, hem paylaşımlarımızda hem söylemlerimizde. Şu anda arkadaşlar haftalık 1-2 hafta önce bir doji attı gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz haftayı yine trendin aşağısında kapattı ve bu haftayı da doji kapatır mı acaba diye düşünüyorum. Yani artık burada birkaç hafta böyle yayılanma evresi göreceğiz muhtemelen, böyle görüyoruz şu anda ve biraz daha devam edebilir belki. Buralarda biraz daha yaylanış evresi, 30 RSI desteğindeyiz, trend desteğindeyiz, kabaca tamam kırılmış gibi görünüyor da bu kırılım değil arkadaşlar. Yani burayı artık fake kırılım olarak ben nitelendiriyorum ve en net olarak da arkadaşlar şöyle sert bir trendin kırılımıyla birlikte, yani 9.85'ler, hatta daha da net olmak ister 10.48 kırılımını takip edebilir ve bu grafiğinde günün sonunda oluşacak grafik yine birinci boğa, ikinci boğa, üçüncü boğa ve dördüncü boğa olmak üzere bakın hep aynı grafik oluşuyor. İlk trend kırılıyor, fake hareket, ikinci trendden sonra ana boğa başlıyor. İlk trend kırılıyor, fake düşüş, ikinci boğa başlıyor. Ana boğa yani. Trend kırılıyor, fake hareket oluyor. Şimdi 10.48'den net kırılımla birlikte arkadaşlar tekrardan boğa 4 olarak devam edeceğiz inşallah. Önümüzdeki süreç boyunca
Tabii arkadaşlar, bu süreç dediğim gibi 2024'ün son aylarında başlayıp, bu arada Trump da seçimlerde bayağı ön plana çıkmaya başladı. Ya benim şahsi düşüncem Trump'ın seçileceği yönde. Trump seçilmezse arkadaşlar biraz temkinli olmak gerekebilir ama yani bir ani dalgalanma yaşanabilir. Bu ayı etkiler mi diye soracak olursanız, net olarak bu ayı etkilemeyecektir arkadaşlar Trump'ın seçilmemesi. Yani şu şekilde eğer ki bakın, eğer ki o döneme kadar birçok coin'de inanılmaz potansiyeller görülmüş, artık tepe sinyalleri geliyorsa, evet, Trump'ın kaybetmesini bir şey olarak yedirebilir ve arkadaşlar ayı sezonunu getirebilirler. Ama bunun dışında böyle çok büyük patlamalar ve stok akış modellerinde herhangi bir problemler yaşanmadığı sürece, yani tepenin geldiğini teyidini biz SKF modellemelerinde falan almadığımız sürece, evet, bir sansasyon yaratır piyasada ama arkadaşlar çok da şey olacağını sanmıyorum. Ben tabii ki mesela Trump seçilirse arkadaşlar, Bitcoin atıyorum mesela bu boğa sezonunda 200 bin dolara gidecekse 300 bine gider, kabaca söylüyorum. Yani tabii ki pozitif olur. Yani seçilmemesi de bu tarz negatif etkiler. Eğer etkilerse uzun vadesine söylüyorum. Daha kısa vade, yani o ay veya o birkaç hafta içerisinde tabii ki sansasyon yaratacaktır biraz piyasalarda arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor dostum. Durumlar böyle arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Açıklamalar kısmında yine Telegram grubumuz mevcut arkadaşlar. Bu Telegram'a gelerekten orası sohbet grubumuzdur. Orada da linki bulabilirsiniz. Bu Bukalemon Traders diye bir grubumuz var. Orada da 2x 3x yapabilecek potansiyelli coinler paylaşıldı arkadaşlar. Paylaşılmaya da devam ediyor. Sınırlı süreye özel ücretsiz katılımdır. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Açıklamalar kısmındaki Telegram'a herkesi bekliyorum dostlarım. Bay bay arkadaşlar.